Herkese selam tutanlar, bugün sizlerle birlikte muazzam bir video yapıyoruz. Yine YouTube'da eşi benzeri olmayan ya da yakın zamanlarda hiçbir şekilde yapılmayan bir video yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsun ki geçenlerde Supercell'in hayat hikayesini ve yeni oyun ne zaman çıkacak tarzından bir video yapmıştık. O videoyu arkadaşlar gerçekten çok sevdiniz, 2500'den fazla like attınız. Ben de bunun devamını getirmek istedim. Bugün de Supercell'in yine geçmişinde kaldırdığı oyunlara ve bu oyunların nasıl bir şey olduğunu da göstereceğim. Ve bu oyunların görüntüleri arkadaşlar gerçekten çok az yerde var ve görüntülerini bulmak da çok inanılmaz zor oldu. Bu oyunların arkadaşlar, bu arada Supercell'in kaldırdığı birkaç tane daha oyun var fakat hepsi bu videoya sığmayacağı için bu video arkadaşlar önceki bölüm gibi şöyle bir 2000 like atarsanız arkadaşlar Supercell'in kaldırdığı oyunların ikinci bölümünü atacağım ve ikinci bölümde arkadaşlar eğer bulabilirsem oyunların gameplay'ini bile alacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir video olacak, yani yine eşi benzeri olmayan bir video. O yüzden arkadaşlar nadir bir video için like atarsanız çok sevinirim ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Yakında gizem videolarından başlayacağız. Neyse, o zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Arkadaşlar Supercell gerçekten de çok büyük bir şirket, yani dünyanın en iyi oyun şirketlerinin ilk 10, bence en iyi oyun şirketi ama dünyanın arkadaşlar istatistik olarak baktığınız zaman en iyi ilk 5 şirketinde falan. Şimdi Supercell tabii ki buraya gelene kadar Clash of Clans gibi, yani yıllar boyunca oynanabilecek bir oyunu çıkaran, Clash Royale gibi arkadaşlar bir dönemin en popüler oyununu çıkaran ve şu anda oynadığımız Brawl Stars oyununu çıkaran büyük bir şirket arkadaşlar. Tabii ki buralara gelene kadar bir sürü oyunlar yayınladı fakat bu oyunları yayınlamaktan vazgeçti. Bu videoda arkadaşlar yayınlamaktan vazgeçtiği birkaç tane oyuna bakacağız ve bu oyunları sizlere birkaç tane görüntüsünü göstereceğim, nasıl oynandıklarını göstereceğim ve mantığını da göstereceğim. Bu oyunlar arkadaşlar kaldırmasının ortak temel sebebi yıllar boyunca oynanamayacak olması, yani anlatamadım herhalde ama neyse arkadaşlar söz uzatmadan ilk oyunumuza başlayalım. İlk oyunumuz arkadaşlar Smash Land diye bir oyun, umarım karıştırmıyorumdur. Şimdi Smash Land nasıl bir oyun arkadaşlar? Ekranda gördüğünüz gibi birazcık yaş kitlesi küçük bir oyun. Şimdi Smash Land ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir bilardo oyununa benziyor. Ekranda oyun için bir tane görüntüsünü görüyorsunuz. Smash Land arkadaşlar bir bilardo oyunu. Şimdi sizin kendi desteleriniz var. Clash Royale'de desteler topluyorsunuz ya. Kendi desteleriniz var arkadaşlar. Mesela bir tane barbar görüyorsunuz abi ekranda, bir tane büyücü görüyorsunuz. Bu topları arkadaşlar sürükleyerek karşıdaki düşmana vurmaya çalışıyorsunuz. Tabii o şimdilik sizin düşmanınız. Siz arkadaşlar o prensese hasar verip yok ettiğiniz zaman o prenses arkadaşlar artık sizlerin destesine ekliyordu. Yani oyun çevrim dışı bir oyundu ve arkadaşlar bu oyun episode, yani hikaye olarak devam eden bir oyundu arkadaşlar. Supercell ilk defa hikaye modu olan bir oyun yapmıştı arkadaşlar. Yani nasıl, mesela sen oradaki prenses kartını aldın ya, pardon prenses topunu aldın ya abi, sonraki oyunlarda prensesi kendi maç esnasında kullanabiliyor. Yani bir zaman sonra düşman olduğu kişiler senin dostun oluyordu abi. Yani bu şekilde Clash Royale'de arena sistemi vardı biliyorsunuz ki. Smash Land'de de arkadaşlar yine arena sistemi vardı. Buradaki gençler işte birinci bölümü tamamladıktan sonra ikinci bölüme, üçüncü bölüme, dördüncü bölüme geçiyordun. Farklı farklı dünyalarda, farklı farklı destelerle arkadaşlar bu şekilde bilardo oyunu oynuyordun. Yani bilardo oyununa benziyordu. Bu oyun arkadaşlar gerçekten güzel bir oyun. Yani ben oynamadım ama böyle arkadaşlar topların da kendilerine ait özellikleri vardı. Her topun arkadaşlar sağlığı, hasarı falan farklıydı arkadaşlar. Ve sürüklenme mesafeleri de farklıydı. Maç esnasında arkadaşlar değişik değişik işte şeyler vardı, düşmanlar vardı ve bu düşmanlar gençlere saldırabiliyordu. Yani top kaybedebiliyordunuz bilmiyorum ama bu oyun arkadaşlar çevrim dışı bir oyun. Yani online bir oyun değildi. İnternetsiz oynanıyordu. Fakat muhtemelen arkadaşlar beta'dan globale yayınlandığı zaman da online modda gelir diye düşünüyorum. Yani kendi arkadaşlarınıza da Smash Land'de oynayabilirdiniz. Smash Land'in kaldırılma sebebi neydi diye soracak olursanız, Smash Land'den arkadaşlar ilk öncelikle yaş kitlesi küçüktü. Bu birinci sebep. İkinci sebep de Supercell arkadaşlar yüzyıllar boyunca oynanabilecek oyunlar yapmak istiyor. Hatta Supercell'in Instagram'daki biyografisinde de aynı bu şekilde yazıyor. Supercell'in arkadaşlar tek ortak amacı bu yani. Smash Land'de bir yerden sonra sıkan bir oyundu. Yani Smash Land sürekli oynanabilecek bir oyun değildi. Bundan dolayı arkadaşlar beta'dan çıkardıktan sonra Smash Land'i yayınlamaktan vazgeçtiler. Şimdi arkadaşlar Smash Land bu şekilde bir oyundu. İkinci oyun Spooky Pop isimli bir oyun. Okuması cidden çok zor bu arada. Spooky Pop arkadaşlar nasıl bir oyunda? Şimdi ekranda arkadaşlar görüyorsunuz oyun logosunu. Oyun logoları cidden çok güzel duruyor. Diğer Supercell oyunlarına bayağı benziyor bu arada bu oyun logoları. Spooky Pop arkadaşlar yine yaş kitlesi birazcık küçük bir oyundu. Biliyorsun ki Candy Crush diye bir oyun var. Aynı arkadaşlar Candy Crush'ın mantığında. Böyle Candy Crush'ın 3 tane şekeri birleştirildiği zaman o şekerler patlıyor ve işte puan kazanıyorsunuz ya. Aynı arkadaşlar bunun benzeri bir mantığı. Altta arkadaşlar birleştirme böyle bir tane kutucuk var. Orada arkadaşlar 3 tane kırmızı ya da 3 tane sarıyı yan yana getirdiğiniz zaman o şekerler patlıyor ve yukarıdaki askerleriniz düşmanlar hasar veriyor. Mesela arkadaşlar sütunlar var. 5 tane sütun var mesela. Bu sütunlardan düşman geliyor. Kırmızı askerinizin bulunduğu sütundan düşman geliyor diyelim. Siz arkadaşlar kırmızı askerinizin ateşlemesi için 3 tane kırmızı şekeri birleştirmeniz gerekiyor. Ve eğer 3 tane kırmızı şekeri birleştiremezseniz kaybediyorsunuz. Yani düşmanlar askerinizi öldürüyor ve bu şekilde kaybediyorsunuz. Yani arkadaşlar sizlerin amacı şekerleri birleştirmek. Tabii ki arkadaşlar altı kutucuklarda sadece şeker değil, farklı farklı elementler de ve farklı farklı kombinasyonlar da vardı arkadaşlar. Ve sizin amacınız savaş oyunu, bakın savaş oyunu diye geçiyor ama kesinlikle savaş oyunu değil. Yani otomatik olarak savaşıyorlar arkadaşlar. Candy Crush mantığı da ama tamamıyla Candy Crush olmasını istememişler. Bundan dolayı yukarıda askerler koymuşlar. Yani kafanıza göre şeker birleştirmiyorsunuz. Bunu arkadaşlar belirli bir düzene göre yapıyorsunuz. Spooky Pop dediğim gibi arkadaşlar yaş kitlesi birazcık küçüktü. Ve sürekli yıllar boyu oynanabilecek bir oyun değildi. Bak Clash of Clans çıkalı 10 yıl oldu neredeyse arkadaşlar. Ve 10 yılda eskimeyen bir oyun arkadaşlar. Yani o kadar eski ve hala da kıdemli bir oyun. Clash of Clans gibi bir oyun yapmak istiyorlar ama dediğim gibi arkadaşlar bu oyun Supercell'in istediği oyunlar değil. O yüzden bu iki oyun kaldırıldı. Şimdi gelelim 3. oyunumuza. 3. oyunumuz arkadaşlar az önce gösterdiğim iki oyundan bence çok daha fazlasıyla iddialı bir oyun arkadaşlar. Oyunun ismi Rush Wars. Bu oyunu aranızdan %30'u 40'ını bileceğini düşünüyorum. Rush Wars arkadaşlar benim çok sevdiğim bir oyundu. Yani oynamadım ama gerçekten oynaması bence eğlenceli bir oyundu arkadaşlar. Mantığı Spooky Pop ve Smash Land'e benziyor ama Clash of Clans, Hay Day ve Boom Beach'e de benziyor. Pardon, Hay Day değil, Clash Royale'e benziyor. Yani arkadaşlar Rush Wars nasıl bir oyundu? Baktığınız zaman Clash Royale mantığı da vardı. Clash of Clans gibi köy kuruyordunuz. İşte Boom Beach gibi mantığı vardı arkadaşlar. Rush Wars nasıl bir oyundu? Şimdi sizin arkadaşlar kartlarınız vardı. Kart olayı Clash Royale'e benziyordu. Siz arkadaşlar sandık açarak kart çıkarıyordunuz ve bu kartlarla beraber bir saldırı düzenliyordunuz arkadaşlar. Bir tane köye saldırı düzenliyordunuz. Birlikleriniz arkadaşlar nasıl yürüyeceğini, nereden bırakacağınızı kendiniz belirliyordunuz. Ve köyü arkadaşlar yani öyle ya da böyle almaya çalışıyordunuz. Oyunda büyüler ve binalar var mıydı bilmiyorum, binalar yoktu herhalde. Kendi savunmanızı oluşturdunuz, kendi saldırı desteğinizi de oluşturdunuz. Bir de arkadaşlar oyunda sanırım şey vardı, kahraman diye bir şey vardı, tam olarak hatırlamıyorum ama kahramanlar arkadaşlar Clash of Clans'daki şeyler var ya, barbar kral, işte okçu kral, okçu kraliçe falan, onlara benzer kahramanlar var mıydı bilmiyorum, ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde kendi kart destenizi oluşturarak, sandıklar açarak kartlar çıkarıyordunuz. Bu kartlarla arkadaşlar bazı köylere operasyon düzenliyorsunuz ve helikopterle, bu arada arkadaşlar birazcık çok eski bir oyun değil, yani eski çağda geçen bir oyun değildi. Helikopter falan vardı arkadaşlar oyunda. Kendi köy düzeninizi oluşturdunuz, kendi birliklerinizi oluşturdunuz ve bu şekilde arkadaşlar kupa kazanarak altın sistemi vardı, elmas sistemi vardı. Fakat arkadaşlar bu oyunun kaldırılma sebebi neydi? Oyun bir yerden geldikten sonra asla kupa kazanılmıyordu. Ligler falan vardı oyun arkadaşlar, bir yerden sonra ligler bitiyordu. Yani oyun arkadaşlar bir yıl oynadıktan sonra bu oyunu, Rush Wars oyununu bırakacağınız kesin de Brawl Stars gibi yıllar boyunca oynanamayacak bir oyun olduğu için. Mesela Rush Wars arkadaşlar şu anda yayında olacaktı. Eğer kaldırılmasaydı şu anda belki de yayında olacaktı ve Rush Wars videoları çekecektik. Ama arkadaşlar maalesef ki Supercell, Spooky Pop ve neydi bir tane daha Smash Land oyunu gibi Rush Wars'u da bu şekilde kaldırmış oldu. Dediğim gibi arkadaşlar Supercell'in kaldırdığı birkaç tane daha oyun var. Bu oyunların videolarına çekmemi istiyorsanız kesinlikle like atmayı unutmayın. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Daha fazla Supercell'in kaldırdığı oyunlar ya da Supercell hakkında videolar gelmek istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.